Şimdi tek bir cevap vermek kolay değil bu işlere. Herkesin biliyorsunuz farklı kimlikleri var. Şafak Karstoğlu baktığınız zaman bir göz hekimi, göz cerrahı ve gözün üst uzmanlık dallarından bir tanesi olan okuloplastik cerrahi ve orbitada uzmanlaşmış bir hekim. Ama öbür taraftan bakarsanız buradaki varlık sebebimiz belki özellikle seçtik Afrika ve Afrika'daki körlükle mücadele ve oradaki yardım çalışmaları. Galatasaray'ı tabii herkesin muhtemelen farklı hikayeleri var. O sıra babamın mesleği gereği Mersin'deydik. Oradaki arkadaşlar yatılı okullara giriyorlardı. Ben de bir tanesine gireyim dedim. Takım olarak Galatasaraylı olduğum için Galatasaray Lisesi'ni seçtim. Yani esasında biraz böyle. Yatılı okuduk. O zaman iki farklı imtihan vardı. İki farklı imtihanı verip yatılı okuduk. Hiç unutmuyorum. Bir cuma günü okul başladı. Ve o cuma günü okulda birkaç kişiyle yatılı kaldık. Bütün lise hayatım yatılı geçti, evet. Arkadaşlık, yani yatılı okulda okuduğu zaman insanlar birbirlerinin her şeyini biliyor. Dolayısıyla hem yaş icabı hem de bu özellikten dolayı orada gösterişten uzak gerçek bir arkadaşlık var. Ve kimsenin kimseye amiyane tabirle hava atacağı bir şey yok. Yine eskilerin tabiriyle herkes birbirinin cemaziyelerini bildiği için gerçek bir sıcak ilişki var orada. Tabii bu benim teamüden aldığım bir karar. Yani tesadüfen olmuş olan bir şey değil. Herkesin kendi özelliklerine göre bakıp seçmesi gereken bir şey. Ben dedim ki bir, elimi kullanmayı seviyorum. Yani alet kullanmayı seviyorum. Enstrümanlara karşı merakım var. Dolayısıyla ben cerrah olmalıyım. İki, yapım icabı. Kavgacı bir yapım yok ama müstakil olmayı severim. Dolayısıyla küçük cerrahi branşlardan birisi olmalı. Yani kalp cerrahisi olabilirdi, beyin cerrahisi olabilirdi. Bunlar başka birçok disipline bağımlı şeyler. Ama göz tek başına müstakil olarak var olan bir şey. Bunların arasında ne vardı? Üroloji olabilir, kulak, burun, boğaz olabilir, göz olabilir. Göz çok temiz ve objektif bir organ. Ben karar verdim, göz hekimi olacağım dedim, ona göre çalıştım ve o şekilde devam ettim. Şimdi eğitimin hiç sınırı yok. Eğer bir şey bir yerde iyi yapılıyorsa gidip onu oradan öğrenmeniz lazım. İspanya'ya gidişim benim iki türlü oldu. Bir talebeyken talebe değişim programında gittim ve çok sevdim İspanya'yı. Ondan sonra da bu üst ihtisas konusunda İspanya'da çok iyi bir merkez vardı. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir bursa alarak gittim oraya bir süre kaldım. Bir araştırma bursuydu. İngiltere'ye gidişim de bu göz hastalıklarındaki en önemli eğitim merkezlerinden bir tanesi Londra'dadır. Moorfield Göz Hastanesi. Özel olarak iki kere oraya gittim. Hem kornea konusunda hem de orbita konusunda eğitim almak için. Şimdi bir farklı bir yer görüyorsunuz. Farklı bir disiplin görüyorsunuz. Her ne olursa olsun Batı disiplininin çok güzel kayıt sistemi var ve her şeyi kuralına göre yapma var. Bütün bunları görüyorsunuz ve bir sistem görüyorsunuz. Sonra bu gördüklerinizi gelip kendi memleketinize uygulamak çok başka bir haz veriyor tabii. Esasında eğitimde her şeyi görmek çok önemli. İyiyi görüp kendinize ders çıkartıyorsunuz, kötüyü görüp ha bunu yapmamam lazım diyorsunuz. Dolayısıyla her şeyi görmek gerçekten önemli. Burada da İspanya'nın hem o sıcaklığı, hem insan ilişkileri, özellikle Endülüs bölgesinin bizim ruhumuza verdiği tat bakımından bende özel yeri var. İngiltere'de bu işi gerçekten öğrendiğim ve şu günkü pratiğimi borçlu olduğum bir yer. Şöyle, onu ilk önce şöyle bir şey geldi kulağıma ben oradaki, daha doğrusu ilk döndükten sonra bizim lisedeki arkadaşlar, ya işte Şafak Afrika'ya gitmiş, şunu yapmış, bunu yapmış, aradılar, ya çok büyük fedakarlık yapıyorsun falan diye. Hangi gözle baktığınıza bağlı, yani bir takım risklere maruz kalıyorsunuz, doğru. Ama ben bunu hiçbir zaman için fedakarlık olarak görmedim. Yukarıda da izah ettiğim gibi, yani bizim kendimizi de medeni toplumun bir parçası olarak eğer ifade edeceksek, Afrika'ya borcumuz var diye düşünüyorum. Çünkü bütün bu gelişmişlikler bir parça oradan alınanlarla alakalı. En azından ben Şafak Karşı olarak kendi adıma, kendi borcumun bir kısmını ödemek istedim, bir. İki, oraya gittiğim andan itibaren birçok şeyi sorgulamaya başladım. Yine söylediğim gibi yani doğru nedir, güzel nedir, iyi nedir? Bütün bunları sorguladım ve oradaki insanların, farklı coğrafyada, farklı iklimlerdeki insanların nasıl yaşadıklarını gördüm. Dolayısıyla bizim zaten her gün yapmakta olduğumuz işin bir kısmını yaparak çok farklı dünyalar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olarak döndüm.
Özeti bu işin. Vallahi yani şimdi bu esasında düşüncelerimizi değiştirmekle alakalı bir şey. Çok yoğun, materyalist bir baskı altındayız hep beraber. Ve bu baskıdan kurtulup da dışarıya doğru çıkıp daha yukarıdan bakamadığımız müddetçe bunun altında ezilmememiz mümkün değil. O yüzden hepimizin her an yapacağı, bütün bunları görüyoruz zaten. Bakın, hasta olduğumuz zaman sağlığın kıymetini biliriz. Hekim olarak biz devamlı hastalarla beraberiz zaten. O yüzden temelde mesela rahat bir nefes alabilmek binlerce şükür vesilesidir. Yemek yiyebilmek binlerce şükür vesilesidir. Uyuyabilmek hepsi öyle. Bütün bunları yayabilirsiniz. Bütün organ fonksiyonlarına. Dolayısıyla günlük rutinimizden çıkıp biraz şöyle kenara çekelim. Neler var, neler yok bunları görürsek o zaman gerçekten her bir lütfun çok büyük bir şükür vesilesi olduğunu görürüz. Yani esasında bunların ipuçları yukarıdaki sohbette de var. Yani ben dönüp baktığım zaman yani neler nasıl olsaydı, nasıl olurduyu düşündüğümde bir, bu çizgiden çok farklı bir çizgi olmazdı. Ama hedeften bahsediyorum. O günkü şartlar altında hedefimizi mütevazi tutmuşuz. Daha yüksek hedefler konulabilirdi. Sistem kurmak çok önemli. Bu bazıları bizim boyumuzu aşıyor. Burada hazır bir sistemi bu yönüyle işler hale getirmek üniversite ortamında olabilirdi. Yaptıklarımızı yurt dışında daha fazla duyurmak olması gereken bir şeydi. Tekrardan başlayacak olsam belki sistemi bunlar üzerine kurardım. Şimdiki gençlere de tavsiyem olur. Şu çok önemli. Doğru söylüyorsunuz. Bazen dışarıdan nasihate kulaklar kapalı oluyor ama akıllı insan başkalarının tecrübesinden ders çıkartan insandır. Eğer her şeyi kendimiz yaşamaya kalkarsak patinaj yaparız. Başkalarının yaşadığı artı ve eksi şeylerden ders çıkartırsak şayet o zaman çok fazla vakit kaybına uğramaz, daha hızlı mesafe kat ederiz.